Merhaba çocuklar, yine din kültürü dersiyle birlikteyiz. Bugün sizlere beden temizliği ve giysilerimizin temizliği alakalı konumuzu anlatacağız. Evet, 5. ünitemizde temizlikle alakalı demiştik ünitemiz. Şimdi Müslümanın temizliğine önem vermesi gerekiyor. Öncelikle ne yapması? Bedenini temiz tutması gerekiyor. Çünkü bedenimiz temiz olmasa elbiselerimizin de çevremizin de temiz olması bir şey ifade etmiyor. Yüce dinimiz temizliğe büyük önem veriyor dedik. Bizlerden bedenimizi temiz tutmamızı istiyor dedik. Dinimize göre Rabbimizin huzuruna çıkmak yani namaz kılmak için bedenimizin ve elbiselerimizin temiz olması şarttır. Namaz kılarken biliyorsunuz ne yapıyoruz? Abdest alıyoruz ve elbiselerimizi temiz elbiselerimizi giyiyoruz. Ayrıca namaz kılacağımızın yerin de temiz olması gerekiyor. Bu konuyla alakalı Kur'an-ı Kerim'de bakın bir ayette ne diyor? Elbiseni tertemiz tut diyor. Yine başka bir ayette Rabbimiz ne buyuruyor? Ey iman edenler, namaz kılmaya kalktığınız zaman, yani namaz kılacağınız zaman yüzlerinizi dirseklerinize kadar ellerinizi yıkayın. Yani yüzünüzü yıkayın, ellerinizi yıkayın. Bir de dirseklerinize kadar kollarınızı da yıkayın demek aslında bu. Başlarınızı mes edip topuklara kadar ayaklarınızı da yıkayın. Mes etmek geçen ders söylemiştik. Islak elimizle başımızı silmek yani temas ettirmek demekti. Bir de ne yapacağız? Topuklarımıza kadar ayaklarımızı yıkayacağız. Tabi bunlar abdestin farzları yani bir abdestin abdest olması için gerekli olan en asgari şartlardı. Bunun yanında abdestle boy abdesti alıp temizlenmeyi unutmayacağız. Allah'ın abdestle boy abdesti gibi ibadetleri emretmesinin sebebi neymiş? Bizleri tertemiz yapmakmış. Evet şimdi boy abdesti hakkında bir bilgi alalım. Boy abdesti bütün vücudun yıkanmasıyla yapılan bir temizliktir. Buna gusül de deniyor. Boy abdesti almak için kişi ne yapmalı? Önce ağzını sonra burnunu güzelce temizlemeli. Ağzına güzelce su alıp çalkalayıp onu atmalı. Daha sonra vücudunda hiçbir kuru yer kalmayacak şekilde vücudunu yıkaması gerekiyor. Peygamber Efendimiz sık sık yıkanıp boy abdesti almış. Özellikle cuma ve bayram günlerinde bu temizliği yapmaya çok önem vermiştir. Bizler ne yapacağız? Peygamber Efendimiz'i örnek alacağız. Özellikle terlediysek, oyun oynadıysak, terlediysek boy abdesti almayı, duş almayı ihmal etmeyeceğiz. Evet, sevgili Peygamberimizin beden temizliğine çok önem vermiştir dedik. O gerek abdest gerekse boy abdesti alarak bedenini temiz tutmaya özen göstermiştir. Bunun yanında neler yapmış? Ellerini sık sık yıkayıp temiz tutmuş. Bununla alakalı yine yemeklerden önce ve sonra elleri yıkanması gerektiğini söylemiş. Bir hadisinde Peygamber Efendimiz bakın ne demiş bir sözünde. Yemeğin bereketi yemekten önce ve sonra elleri yıkamaktır. Bunlar biliyorsunuz sağlık açısından da aslında çok önemli şeyler. Evet Peygamberimiz tırnaklarının temizliğine de önem vermiş. Saçlarının temiz olmasına ve taranmış o halde olmasını özen göstermiş. Bizler de Peygamber Efendimiz'i örnek alacağız. Ellerimizi sık sık yıkayacağız, yüzümüzü yıkayacağız, elbisemizi temiz tutacağız. Evet Peygamber Efendimiz, Hazreti Peygamber beden temizliğinin önemli bir unsuru olan ağız ve diş temizliğine de çok önem vermiş. Bununla alakalı misvak kullanmayı tavsiye etmiş Peygamber Efendimiz. Peki misvak ne? Misvak bir tür ağaç aslında. Evet şurada yazıyor bakın. Misvak denilen bir tür ağaç parçasıyla sık sık dişlerini temizlemiş, ağzını temizlemiş Peygamber Efendimiz. Misvan bir böyle lifli bir yapısı var. Diş fırçasına benzer güzel bir kokusu var. Bundan dolayı Peygamber Efendimiz misvak ağacını kullanmış. Tabi o zamanlar diş macunu, diş fırçası olmadığı için onları kullanmamış. Onlar olsaymış muhtemelen onları da kullanırmış. Evet sevgili Peygamberimiz bizlere de ne yapmış? Ağız ve diş temizliği konusunda uyarmış, tavsiyelerde bulunmuş. Bir hadisinde yani bir sözünde Peygamber Efendimiz bakın ne demiş müminlere. Eğer müminlere güçlük verecek olmasaydın onlara her abdest alışlarında misvak kullanmayı emrederdin. Böylece diş sağlığına ne kadar önem verdiğini, ağız sağlığına ne kadar önem verdiğini görüyoruz Peygamber Efendimiz. Tabi bunu şart koşmamış ama demiş ki eğer ki elimde böyle bir şey olsaydı güç olmayacağını bilseydim şart koşardım demiş. Yine misvak kullanın demiş çünkü misvak ağzı temizler Rabbi razı eder. Rabbi yani Allah'ın için razı eder. İnsan kendisine ağız ve diş temizliğine önem gösterdiği için Allah da bundan hoşnut olur dolayısıyla. Ve dinimize göre elbiseler insan için bir nimettir. Çünkü insanı soğuktan koruyor. İnsanların biliyorsunuz üstünü örtüyor.
onu koruyor. Bir ayette bakın bununla alakalı ne demiş? Ey Adem oğulları, size ayıp yerlerinizi örtecek giysi, süslenecek elbise yarattık. Bizler elbiseyi ne yapıyoruz? Üstümüzü örtüyoruz. Bir de süslenmiş oluyoruz aslında. Sevgili peygamberimiz de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bunun bilincinde bir peygamberdi. O bir elbise giydiği zaman şöyle şükrederdi. Örtülmesi gereken yerlerimi örttüğüm ve kendisiyle güzel göründüğüm bu elbiseyi bana giydiren Allah'a hamdolsun. Yani ona teşekkür ediyorum demiş. Allah Resulü daima temiz ve sade giyiniyor. Gösterişten ve kirli elbiseler giymekten kaçınmayan, çok şaşalı gösteriş elbiseler giymiyor Peygamber Efendimiz. Giyim kuşamına özen göstermiş ve insanları da bu konuda uyarmış. Mesela bir gün giysileri kirli bir adama şunları söylemiş Peygamber Efendimiz. Şu adam elbisesini yıkayacak su bulamıyor mu demiş. Yani elbisesini aslında temiz tutmasını emretmiş Peygamber Efendimiz. Evet, sayfa 112'de gördüğünüz şu etkinlik çocuklar sizlere ödev. Siz de bunları kendinizce işaretleyip yapabilirsiniz. Evet sevgili peygamberimiz bir gün Mescid-i Nebi. Mescid-i Nebi Peygamber Efendimizin olduğu mescid. Orada Peygamber Efendimiz ne yapıyordu? Namaz kıldırıyordu, toplantılar yapıyordu. Bu sırada saçı sakalı dağınık bir kişi mescide girmiş. Peygamber Efendimiz odamla adama eliyle işaret ederek kendine çeki düzen verip gelmesini buyurmuş. Adam çıktı, saçını sakalını düzeltip geri geldi diyor. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz bakın ne demiş? Birinizin saçı sakalı dağınık gelmesindense böylesi daha iyi değil mi demiş. Yani saçının sakalının üstünü başının temiz olmasını istemiş Peygamber Efendimiz. Bir Müslümanın da bu şekilde olması gerekiyor diyor aslında Peygamber Efendimiz burada. Evet bizler de ne yapacağız? Sevgili Peygamberimiz örnek alacağız. Bedenimizin ve elbiselerimizin temizliğine özen göstereceğiz. Sık sık banyo yapacağız, temizleneceğiz. Tırnaklarımızın ve saçlarımızın temiz ve bakımlı olmasına yine dikkat edeceğiz. Yemeklerden önce ve sonra tuvaletten çıkınca ellerimizi mutlaka sabun ve su ile yıkayacağız. Dişlerimizi günde en az 2 defa fırçalayacağız. Giysilerimizin temiz, düzenli ve bakımlı olması için çaba harcayacağız, özen göstereceğiz. Kirlenen giysilerimizi ne yapacağız? Temiz olanlarla değiştireceğiz. Özellikle çoraplarımızı ve iç çamaşırlarımızı sık sık değiştirmeyi ihmal etmeyeceğiz. Elbiselerimizin kirlenmemesi için de pis ortamlarda oyun oynamayacağız. Evet, bir sonraki dersimizde çocuklar evimi ve okulumu temiz tutarım konusunu göreceğiz. Bugünlük bu kadar. Size sayfa 112'de verdiğim ödevi, etkinliği yapmayı unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.